Ağzınıza sağlık efendim. Az evvel bahsettiğin konu, arada bir tane kelime söyledin, köksüzlük diye bir şey. Çok acayip geldi bana nedense. Nedense sen ne zaman bir program yapsak ben hayatımda bir erayı bitirip başka birini başlatıyorlar. Bana olsun denk geliyor açılıyor, yani. Niye böyle ayrılığına denk geliyor, seni seviyorum söylüyorum ve... Evet, o ama hayatımı hiç unutmadım bir an. Hatta akustik aynayla alakalı hayatıma kattığı en acayip şeylerden biri olarak o anı anlatırım. Hatırlıyorum ben Çok acayip bir andı gerçekten. Tamam, sen kendi sorgunu... Evet. Hadi oraya dönelim, köksüzlük. Köksüzlük çok acayip bir şey ama aidiyet de çok böyle ihtiyaç bir şey değil mi ya? Ben kendimi bir şeylere ait hissetmek istiyorum. Yani sen ne istiyorsan senin hakikatin o. Ben ne kadar çok kendimi muhtaç hissettiğim bir şeyin içinde yaşadığımı hissediyorsam onu o kadar kaybetmekten korkup onu hep muhafaza etmeye çalışıyorum. O da bende ciddi bir rahatsızlık ve huzursuzluk yaratıyor. Halbuki hiçbir şeye... Hiçbir yere ait olmadan sadece kendime, aklıma sahip çıkarak yaşamayı denesem, bunlar ütopya, tamam. Ben çok sevdim şimdi bunu. Yani sahip olduklarının aslında sana sahip oluyor olması gibi bir... Hiçbir şeyin bana sahip olmasını istemiyorum aslında. Yok, bence çok temiz bir bakış açısı ama nihayetinde... Çıktığın bir şey çıktı yani, ya aslında buraya baktığım zaman kendimi görüyorum. Buralarda bir parçam var. O parçanın olması hikayesi de çok acayip hissettiriyor da bana. O zaman ondan hiçbir şeyden vazgeçemez hale geliyorsun. Yani ben 1992 yılında arkadaşımla bir kafede cips yerken onun peçeteye karaladığı saçma sapan motifleri, desenleri falan saklayan biriyim hala. Evimde sandıktan ve kutudan geçilmiyor. Ve hep onların yanında olmak istiyorum. Sanki onlar olmadan benim şimdimin hiçbir anlamı yokmuş gibi. Ama onları atıp onlarsız az eşya ve az fikir ve az anıyla hareket edebildiğim gün zannediyorum şimdimi ve bugünümü daha doğru yaşayacağım. Sadeleşme kısmında çok okeyim. Yani o sadeleşme kısmına tamamım. Neye tamam değilse? Daha az anıya... Çok şu an takıldım. Niye daha az anı? Yaşadıklarımızı yaşamamışım kabul ederim. O anım benim, o dönem yaşadığım zaman benim o halimle gösterdiğim tepki veya özümseme şekliydi. Şu anda o anının tadı o yaştaki Cihan olarak hala biliniyor ve algılanıyor. Ya tekrar ona dokunmaktan korkuyorum ya benzer bir şey yaşamaktan korkuyorum anından dolayı. Ya da bir şeyi çok güzel hatırlayıp tekrar aynısını kurmaya çalışıyorum. O da yanlış. Yani anıları bir olgu ve güzel bir fotoğraf olarak görüp geçmek de istiyorum. Yani çok işim var benim bu aralar, anlıyor benim musun kendimle alakalı? Bence çok güzel konu ama yani gerçekten öyle, evet. Bir tane yaşadığım bir şey mesela, gerçekten hani diyelim 13 yaşında işte elini kesmişsindir mutfakta ve o mutfağa girdiğinde o anı gördüğünde tekrar sana o kanayacak hissini de verebilir gerçekten ve onunla hareket ediyorsundur. Okey, buna böyle bakmamaya okeyim ama bir yandan da şu tarafı yok mu? Yani senin bugün burada bunları hissedebiliyor, bu kafaya gelebilmiş olman da onları yaşamış olman değil mi? Tabii ki, tamam. Yani ama bundan... ben de seninle aynı anda sesli düşünüyorum yani şu an. Ne yaşadıysam oyum. Geleceğimi de onlar zaten belirliyor muhtemelen. Sadece şimdimi yaşarken alacağım bir hazzın ya da yaşayacağım bir kederin şu anda hali hazırda olandan öte sürekli geçmişe bağlayıp ondan kendimi koparmadan aynı öfke ya da aynı müthiş hazla devam etmektense onu sıfır, yeni bir şey olarak yaşamaya gayret ediyorum. Anlam yüklemekten şu ana, kaçınmaya şu çalışıyorum. Şu ana gelmek yani. Aslında şöyle kısacası, anlam yüklemekten, tanımlamaya çalışmaktan, ad koymaktan. Ezberlerden onlardan çıkma. Yani mesela aşık mı oldun? Ha, 18 yaşındaki aşkla aynı değil, o zaman aşık değil. Ya öyle bir şey değil yani. Şimdi 37-38 yaşındaki bir kadın olarak başka yaşıyorsun onu. Bu kadar mı öfkelendin? 25 yaşımda deli gibi öfkelenmiştim, hani böyle tekme tokat girebilirdim. Şimdi bambaşka bir öfke yaşıyorum. Öfkenin tanımını oraya, ilk duyduğum ana değil, şimdiki ana sirayet ettirmeye çalışıyorum. Çok zorlama beni şimdi. Çok hoşuma gitti valla. Çok güzel bir sohbetti. Ne dinleyeceğiz şimdi, sırada ne var? Dinlemeden önce ben hemen şunu söylemek istiyorum. İlla ki soracaksın. Bu albümün benim için özel tarafı Uyan albümüne benzerlik taşıması. Neden? Çünkü sahnede beraber çalıştığım ekibimle yaptığım bir albüm. 8 senedir Evrim, Murat, Onur, Berkant aynı sahneyi paylaşıyoruz. 1000'e aşkın konser verdik. Bu sefer 5. albümü yapıyorum ve öyle acayip bir şey yapmalıyım ki'den ziyade 1'e dönüp
bir dakika bunu biz oturup yapalım, biz çalalım. Çünkü zaten biz çalacağız deyip parçaların çoğunu Berkan Çelen'le beraber aranje ettik. Stüdyoda yaptığımız provalarda herkes fikrini söyledi. Eylül Biçer'e ait bir aranjman var. Kemal Evrim Aslan'a ve Çağrı Sertel'e diğer parçaların dışında. Herkesin emeği. Evim neresi? Hepimizin de evimizin neresine olduğunu sorguladığımız bir dönemdi. Hepimiz bir alın teri akıttık bu işe. Onlara hepinizin önünde teşekkür ediyorum benimle bu albümü yaptıkları için. Atlamadım değil mi? Bir şey atlamadım. Ellerinize herhalde. Sağlık. Bence de atlamadım. Onu söylemek istiyorum. Gurur duyuyorum ekibimle beraber bu albümü yaptığımız için. Yani evim neresinde güzel bir şey hikaye bence bu ismi. Evim burası çünkü yapacak bir şey yok. Şimdi hangi şarkı? Ne dinleyeceğiz Haydi. Şimdi? Haydi'yi çalalım.